Merhaba arkadaşlar, yeni bir pratik matematik videosu. Şimdi bu videodaki ana nokta da şu: sınavda size daha önce hiç duymadığınız bir şeyden bahsedebilir. O duymadığınız şey aslında sizin çalışmadığınız bir şey de olmayabilir. Yani aslında zaten hani çok ileri düzey matematikle uğraşan profesörlerin falan uğraştığı bir şey olabilir. Chen asalı da öyle bir şey. Yani Chen asalı özel bir durum, bizim normal müfredatta yok. Ama sınava girince işte Chen asalı diye bir şey okuyunca acaba bu benim çalışmadığım yerden mi geldi diye düşünebilirsiniz. Tabii o da olabilir ama şu şekilde soruya yaklaşmak lazım. Önce bir sorunun ne anlattığına bakın. Belki de aslında Chen asalı diye bir şeyle ilgili tüm bilgi soruda verilmiştir. Onun haricinde zaten bilmeniz gereken bir şey yoktur. Şimdi buna bakalım. P bir asal sayı olmak üzere zaten bir gıcık başlıyor soru. Böyle P ile başlayınca insan bir kendini geri çekiyor. P artı 2 asal sayı oluyorsa, yani üstüne 2 koyarsan asal sayı oluyor mu? Soru şey bu. Veya P artı 2 sayısı 2 asal sayının çarpımı biçiminde yazılabiliyorsa P'ye bir Chen asalı denir. Yani diyor ki bir tane sayı var, üstüne 2 eklediğinde asal mı değil mi? Muhabbet bu. Bir tane sayı var, üstüne 2 eklediğinde asal mı değil mi? Ha, ondan sonra asal değilse bir de şuna bak. 2 tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılıyor mu? Ha, bu veya bu oluyorsa ben buna Chen asalı diyorum demiş. Diyor ki buna göre hangisi Chen asalı değildir? Şimdi zaten şıkları vermiş, şıklardan gitmemiz lazım. Bizim bu sayılarla işimiz yok. Bunlara 2 ekleyeceğiz. Sen şöyle bir şey yapabilirdi, o çok basit olurdu. Yani mesela buraya bir 10 koyardı şıklara. 10 zaten asal sayı olmadığı için direkt onu işaretlerdik. O kadar beleş yapmamış. Burada bize 5 tane asal sayı vermiş. Şimdi bunlara 2 ekleyeceğiz. Ekleyelim. 39, 61, 69, 75, 85. Şimdi bunlardan asal sayı olan var mı? Bakalım. 61 asal sayı. Tamam, bu Chen gitti. 69 değil, 75 değil. Bunların hiçbiri asal değil. Şimdi diyor ki ikinci durumda 2 asal sayının çarpım biçiminde yazabiliyor musun? Oradan da kurtarabilirsin diyor. 2 tane asal sayının çarpım biçiminde yazabilirim. Mesela 39 deyince aklınıza ne geliyor? 39 işte 13'ün katıdır. Başka da zaten bir numarası yok. 13 çarpı 3'tür. 13 ile 3 asal mı? Asal. Öyleyse 39'u da Chen diye kabul edebilirim. Ne yaptım? Neyle neyin çarpımı olduğuna baktım. Gelelim 69'a. 69'un ben nereden biliyorum? 23 çarpı 3'ten biliyorum. Aklıma gelmedi diyelim. 69, şöyle gözümün önünde bir ayırıyorum bunu. 60 ile 9'un toplamı 20 ile 3. 20 artı 3, 23. Demek ki 23'ün 3 katı. 23 ile 3'ün çarpımı. Bunlar asal mı? 3 asaldı zaten. 23 de asal. Tamam, bu da gitti. Bu da Chen asalı. 75 ile 85 kaldı. Şimdi 75... 25 ile 3'ün çarpımı. En iyi bildiğim şey o. 3 asal ama 25 asal değil. Peki dursun bir 85'e bakayım. 85 neyle neyin çarpımı? Şimdi düşünürken sonu 5 ya. 5 ile bir şeyin çarpımı mı diye bakıyoruz. 5 ile neyin çarpımı? 17'nin çarpımı. 17 asal mı? Asal. 5 asal mı? Asal. Öyleyse bu da Chen asalı olarak kabul edilebilir. Demek ki cevabım değmiş. Yani ne yaptık? Chen asalı diye bir şey görünce geri çekilmedik. Soruda zaten onunla ilgili bilgiyi vermesi lazım. Öyle abuk subuk bir şeyse soruda onunla ilgili bilgiyi vermesi lazım. Neymiş bilgi? İşte diyor ki üstüne 2 koy, bir bak asal mı? Ha, asalsa zaten Chen asaldır. Ha, asal değilse bir bak ki bir şeylerin çarpımı oluyor mu? Oradan kurtarıyor mu? Asal oluyor mu? 2 tane asal sayının çarpımı oluyor mu? O da olursa onu da kabul ederim diyor. Ama ikisi de olmazsa bunu Chen asalı olarak kabul edemem diyor. Şıklara bir bak, 5 tane sayı verdim. Onlara 2 ekle. Hangisi uyuyor? Soru bu. Bu kadar basit bir yolla yapabiliyoruz. Aslında ne yaptık? Asal sayıların neler olduğunu hatırladık. Kullandığımız asal sayılarda işte 3, 5, 13, 17, 23. Bir de 61'i kullandık. Bunlar asal sayı mı değil mi? Bunu biraz kulağa tersten tutarak sormuş.